Sana son sözüm yok dedi ve gitti. Canımı çok yaktı o üç harf. Yok. Ne kadarını hak ettim bilmiyorum ama çok da önemi yok. Bildiğim bir şey var ama bir kadının sana son bir sözü bile kalmamışsa, bir kadın seni eğer yokluğa sığdırmışsa, yok olmaya başladın demektir. Haklı ol, haksız ol, ne fark eder ki? Sözü tüketmişsin sen. Yani aslında umudu tüketmişsin, kendini tüketmişsin. Yok olmuşsun artık. Bu ne demek biliyor musun? Yitirdiklerini bir daha bulamayacaksın. Hiçbir şeyi bulamayacağın bir noktaya kendini hapsetmişsin demektir. Derler yani, sana son sözüm Allah'ından bul. O kötü olduğunu düşündüğün cümlede bile bir umut var aslında. Bir dilek var sana dair. Güzel bir temenni var. Farkında olmasan da senin iyiliğini isteyen iyi bir dilek var o cümlenin içinde. Allah'ından bul. Ne güzel cümle. Ben de bulamadım diyor. Olabilir, ben de bulamadım. Ama ne olur bul. Dilerim bul. Bir gün mutlaka bul. Ben de bulamadım. Allah'ından bul. Ama bul mutlaka. Ne kadar güzel bir dilek aslında değil mi? Senin için hala bir umudun olduğunu aslında gösteriyor. Senin için hala bir umudun olmasını istiyor. Ben de bulamadım ama Allah'ından bul diyor. İşte bu yüzden canımı yaktı o üç harf. Yok. Sana son sözüm yok dedi. Ne kadar yaktıysam artık canımı, yoka karıştırdı beni. Tüm yaşananları, tüm paylaşılanları, sevgiyi, öfkeyi, mutlu anlarımızı, hüznümüzü, o paylaşmaya doyamadığımız hüznümüzü, her şeyi yoka saydı. Sana son sözüm yok. O beni yoka saydı. Şimdi o kadının varlığından uzakta, kendi yok oluşuma yanmaz ama.